Fenerbahçe Larnaka deplasmanında temsilcimize şimdiden mücadeleye dair başarılar dileyelim. Fenerbahçe ile ilgili sayfaları da yine Savaşçıoğlu ile birlikte okuyacağız. Ama ilk olarak beklentini sormak istiyorum. Fenerbahçe 3 puan hedefiyle Güney Kıbrıs Rum kesimine gitti. Sence sarı lacivertli takımımız eve turla döner mi? Valla dönme ihtimali çok yüksek. Geçen maçta bir tek galibiyetimiz vardı. Bu sefer 4-4 neden olmasın? Oto maçında çok güzel ortadaki manşeti zafer gecemiz olsun. Fenerbahçe için haydi bir daha affetme fırtına. Başakşehir için bitir işi Başakşehir. Yiğidolar için de saldırın Yiğidolar. Bu küçük başlıklara uyacak şekilde ben 4-4 yapabileceğimizi ümit ediyorum, istiyorum. Neden olmasın diyorum. Fenerbahçe gerçekten çok şanslı. İlk maçta bir defa futbol olarak da üstünlüğünü gösterdi. Oradaki maçta da Jorge Jesus'un da mesajı çok önemli. Sportif kısmını konuşalım sadece diye. Trabzonspor evinde oynayacak. Geçtiğimiz maç sürpriz şekilde yenilmişti beklenti. Burada Trabzonspor. Trabzonspor. Ben buradayım demesi gerekiyor yani seyircisinin önünde. Yani o yüzden, çok büyük sürpriz sayılmaz Monaco deplasmanında. Kötü futbol olarak yani futbol olarak biraz geride. Monaco deplasmanı tabii ki ama yani 10. dakika 10 kişi kalmak da yani büyük tabii ki talihsizlik. O da oyuncunun da tabii ki burada Gomez'in de hatası var. Öyle bir profesyonel oyuncu yapmaması lazımdı. Tabii ki. Burada Umut Bozok formda, kendisine güveniyor. Dünkü basın toplantısında Fransa Ligi'ni, Monaco'yu çok iyi tanıyor olması da bir avantaj. Yani sonuçta Umut Bozok Fransa'da yetişmiş. Fransa Ligi'ni biliyor. O basın toplantısında tercih edilmesi bence önemli. Yani Fenerbahçe'nin şansı var. Trabzonspor ilk maçtaki o sonucu futbolu telafi etmek istiyor. Baskı var. Abdullah Hoca'nın dünkü basın toplantısında Umut Bozok'la da çok neşeli geçti. Bilmiyorum izleyebildin mi? Pek alışık olmadığımız şekilde basın toplantısı esprili sorulara tatlı ve esprili şekilde cevaplar. Rıza Hoca zaten ilk maçta elinden kaçırdı biliyorsunuz. Yani orada geriye düşmesine rağmen geriye düştü, öne geçti, geriye düştü, öne geçti derken son dakikada yenilen gol mağlubiyeti getirmişti yani sonlarında. Başakşehir bu sezon Avrupa'da gerçekten iyi Emre Hoca ile beraber. 4-4 neden olmasın diyorum ama güzel bir futbol akşamı olsun diyorum ya. Ben bu akşam futbol olarak keyifli bir futbol akşamı izleyeceğimizi düşünüyorum yani. İyi bir akşam bizi bekliyor. İyi bir akşam bizi bekliyor ve 4-4 neden olmasın diyorum yani. Az sonra basın toplantılarına da göz atabiliriz. Fenerbahçe'nin maça doğru haberini ekranlara getirdik. Fanatik gazetesine bir bakalım. Üçüncü sayfada imajımız önemli başlığı var. Sarı lacivertlerin hocası Jesus. Zor bir maç bizi bekliyor. Takımımızda sakat oyuncular var. Grubumuz çok dengeli. Gruptaki herkesin şansı devam ediyor. Yapmamız gereken şey Avrupa'daki imajımızı tekrardan toparlayabilmek ifadelerini kullandığı Fanatik Gazetesi'nin 3. sayfasındaki satırlar bu şekilde. Alt tarafta taktik aynı kadro farklı ifadesi var. Jesus son 2 maçta olduğu gibi bugün de takımını dörtlü savunmayla sahaya sürmeyi planlıyor. Portekizli hoca eksiklere rağmen kadroda rotasyona giderek Ferdi Alioski, Serdar Aziz ve Rossi'yi 11'de görevlendirebilir. Aslında ilk etapta Fenerbahçe ligde hangi takımla oynuyor, Avrupa'da hangi takımla oynuyor bunu tam anlamıyla anlayamamıştık. Ama yavaş yavaş Jesus'un şifreleri belki bu anlamda çözülmeye başlanıyor. Yine de kim çıkarsa çıksın dengeli bir Fenerbahçe geniş kadrosu var, bilmiyorum katılır mısın? Rotasyon olsa da çok net bir şekilde bu bir rotasyon demek kolay da değil sanki. Tabii bir de eksikler var. Luan Perez, Mert Hakan, King, Joshua King de yok. Zayt da dün kadrodan çıkarıldı. 4 eksik galiba. Buna rağmen kadroda bir sıkıntı yaşamıyor. Hocanın açıklamalarında o Avrupa'daki o puan, ülke puanına dikkat çekmesi çok önemli. Yeniden biz burada izlemesi bir defa güzel açıklama. Yani bunu kutlamak lazım. Yani orada futbolun içinde ülke olarak o yeniden hatırlatmamız lazım. Fenerbahçe üzerinden değil, bütün puanımızın düştüğünün hoca da farkında. Ona vurgu yapıyor. Değişikliklerine alıştık artık. Bundan sonraki ne yaparsa yapsın hiçbir şey sürpriz olmaz. Yani ben bir anda Altay'ın yerine İrfan'ı kalede görürsem benim hiç sürpriz olmaz. İşte bugün yine son maçın 11'inden en az 4 tane değişiklik bekliyorum. Artık bunu sürekli dile getiriyoruz ama yani son maçın 11'de birebir 11'de çıksa Avrupa farklı, yerli farklı yani lig farklı diyoruz ama evet. Ligde oynattığı 11 Avrupa'da da çıkardığı zaman bu da benim için sürpriz olmaz. Çünkü Jorge Jesus bunu rakiplerini de şaşırtabiliyor her defasında. Oyuncu kaliteli bir kadrosu var. Rotasyonlu bir oyuncusu var. Bugün de bunu bir kez daha göreceğiz. Kazanması halinde turla beraber dönecek. Ben açıkçası inanıyorum yani Fenerbahçe oradan ilk maçta olduğu gibi rahat bir galibiyetle döneceğini düşünüyorum. Belki de bir sonraki. Avrupa'da ligde daha iyi çünkü. Ligde mesela 4 gol yiyor ama Avrupa'da gol yemiyor. Evet. Yani
Jorge Jesus'un Avrupa'ya çok daha önem verdiğini gördüm. Bazen geçmişte mesela bazı hocalar Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor ama Jorge Jesus'un asıl hedefinin Avrupa olduğunu görüyorum. Avrupa maçlarına biraz daha takımı farklı hazırlıyor. Çünkü yenilen goller, atılan goller ortada. Oradaki maçta da daha kontrollü oynuyor. Ben bu maçta da o kontrollü futbol ve galibiyetle bir turla döneceğini düşünüyorum. Şimdi mücadele öncesinde yapılan açıklamaları ekranlara taşıyalım. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Mücadele öncesinde yapılan açıklamaları sizlerle paylaştık. Yine gazetelere göz atmayı sürdüreceğiz. Hürriyet gazetesine baktığımızda Haydi 4-4 ile 15. sıraya başlığını görüyoruz. Bu aslında sadece Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir konu değil. Üst tarafta da temsilcilerimiz kritik virajda başlığı var. Fenerbahçe, Trabzon, Başakşehir ve Sivas bugün kazanırsa puanımız 27.300'e çıkacak. 4-4 yapmamız durumunda hanemize 1600 puan yazılacak deniyor. Kopenhag'ın beraberliği sonrası bugün iki temsilcimiz kazansa dahi maksimum puanımız iyi bir noktaya geliyor. 16. olma şansımız var. Hatta Ukrayna'yı bile geçme ihtimalimiz söz konusu bugünkü sonuçlara bakacak olursak. Takımlarımızın tabii tur atlamaları da son derece önemli ki daha fazla maç oynasınlar, daha fazla puan toplayabilme şansları olsun. Sen dört temsilcimizle ilgili de aslında pozitif düşüncelere sahipsin. Hakikaten pozitif düşünüyorum. 4-4 olabileceğini düşünüyorum. Ya bak orada Jorge Jesus'un bile ülke puanına dikkat çekmesi, imajımıza dikkat çekmesi çok önemli. Benim için çok anlamlı geldi o. 4-4 olursa bir tık yükseliriz. 33'lerden bir ara zannediyorum 33 küsürlerdeydi sanki puanımız. Belki biraz daha fazla olabilir ama 33'lerden 26-27 ciddi bir fark var. Yani o farkın tekrardan kapanıp buralara çıkması. 4-4 olsa ciddi bir moral olur. Bir tık da yukarı bizi çıkarır. Bundan sonra için Fenerbahçe için de diğer takımlar için de ciddi bir moral olur. Yani daha rahat çıkarlar, daha stresiz çıkarlar. Ve toplanacak her puanda ülke olarak hanemize yazılır. Fenerbahçe'nin eğer hazır olursa muhtemel 11'ine de bir göz atabiliriz. Sarı lacivertliler nasıl bir kadroyla sahada olabilir? Bunun üzerine de Savaş Çorlu ile biraz konuşalım. Beklediğimiz Fenerbahçe kadrosunda Altay kalede. Üçlü savunma bekliyoruz. Savaş Çorlu, Serdar Aziz, Gustavo ve Zalai. Üçlü savunmada oynayacağını düşündüğümüz oyuncular. Ferdi, İsmail Crespo, Alioski, orta alan ve kanatlar. İleri üçlü Emre Mor, Batshuayi, Rossi. Nasıl buldun bu 11'i? Ya üçlü savunma ama tabii ki üçlü savunmanın önünde Alioski'nin de orada oynaması, o da savunma yönü yüksek olması. Artık üçlü oynayan takımlarda da baktığınız zaman öndeki adamların savunma yönü olduğu zaman çok üçlü değil mi? Mesela Trabzonspor'dan bile önümüzdeki günlerde bir üçlü savunma görürsem hiç görmediğimiz şeyi şaşırmam. Hı hı. İki beki birden kulübede görürsem onu da şaşırmam. Jorge Jesus'un şu andaki bu kadrosu aşağı yukarı 10 tanesi falan bir çıkabilir. Çünkü alıştırdı bizi. Bunun farklısı çıkarsa sürpriz olur. İsmail formda. İsmail birlikte bir Avrupa'da çünkü baktığımız zaman. Yeni de sözleşme yapılıyor zannedersem İsmail'e. Bu da ayrı bir ekstradan motivasyon katacağını düşünüyorum. İrfan bir dinleniyor, bir oynuyor. Crespo keza aynı şekilde. Emre çok formda. Yani arka arkaya da oynayabilecek şekilde. Ligde de oynasa, Avrupa maçında da oynasa oynayabilecek. Ama hoca bunu birçok futbolcu da yapıyor. Bir içeriye bir dışarıya. Yani ligde ve Avrupa'ya göre. Kadro muhtemelen bu olur. Bu kadroda kazanmaya yakın gibi görüyorum ya ben. Batshuayi nasıl buldun şu ana kadar? Ben gelmeden önce de 4 forvet arasında favorim Batshuayi'ydi. Şu ana kadar daha %70'lerde falan. Ben daha bir %30 daha falan olacağını düşünüyorum üzerine koyacağını. Çünkü şöyle bir sezon başına bakalım. İsmi geçen golcülere son en azından bir haftaya bakıldığı zaman Batshuayi sonlardayken ben olabilecek en iyi forvet Batshuayi diyorum Fenerbahçe için. Bu ligi biliyor olması. Hı hı. Jesus gibi teknik adamla çalışıyor olması. Şu ana kadarki performansı olumlu ama çok daha olumlu olması için %30 falan daha koyacağını düşünüyorum. Çünkü burada da ufak bir hastalığı vardı galiba. Sakatlık değil ama ufak bir hastalığı. Ona rağmen gitti. Akşam mesela Fenerbahçe'ye gol yollarındaki en önemlisine golle de atacağını ve golle de devam edeceğini düşünüyorum ben. Fotomaç gazetesinde ikinci sayfada yine Fenerbahçe sayfası kazan turla başlığı var. Kanarya gruptan çıkmayı garantilemek için AEK Larnaka karşısında Sarı Lacivertliler Kadıköy'de 2-0 yendiği Güney Kıbrıs ekibine konuk oluyor. Galip gelirse Avrupa Ligi B grubunu ilk 2'de bitirmeyi garantileyecek ki iki maç kala bu çok çok önemli bir başarı olacak Savaş Çorlu. Ancak sonraki maç Kadıköy'de Ren'le. Bu da grup liderliği mücadelesi haline gelecek.
Bir üst tura lider olarak çıkmak çok önemli. Bir tur oynamıyorsunuz. Rakipler zorlanırken siz dinleniyor oluyorsunuz. Beklentin ne ilerleyen maçlarla alakalı? Şimdi çok alışık olduğumuz bir durum değil bir defa. Bunu söyleyelim. Biz son maçlarda gol hesapları falan yapıyorduk hatırlarsak. Evet. Yani uzun yıllardır. Bu akşam kazanması halinde bir sonraki maç grup liderliği. Senin de dediğin gibi sonra fikstür avantajına geçiyorsun. O grup liderliği çok şey anlatıyor yani maçlarda. Fenerbahçe Georgios'la bunu alıştırdı. Bunu artık her defasında söyleyeceğiz. Kadro olarak da baktığı zaman son yılların en iyi kadrosu diyebiliriz. Hatta Zico'lu 2008 galiba değil mi? O seneden sonra Fenerbahçe'nin bu kadar zengin, oturmuş kadrosu galibiyet ya da Avrupa'daki şu durumuna pek alışkın değildik. O dönemden sonraki en iyi kadro diyebiliriz ama o kadro daha iyiydi sanedersen. Yani o kadroda Roberto Carlos'lar, o kadroda o Brezilyalılar vardı mesela orada. Alex. Goller, Edu, evet. Alex, Lugano, Semih, Ali. Yani çok ciddi bir kadro vardı o zaman. Bir de birbirini seven oturmuş. Teknik heyetle de futbolcuların diyaloğunu düşünelim. Şampiyon kadro. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar gelmişti neredeyse. Yani içeride dışarıda. O dönemden sonra böyle bir süreç hiç hatırlamıyorum ben. Evet. Hep böyle iniş çıkış, iniş çıkış. Tabii ki daha yolun başı ama şu anda biz akşam turlarsak grup liderliğinden bahsediyoruz. İki maç kala iki garanti evet. Ve grup liderliğinden bahsediyoruz. O yüzden yani böyle bir dönem hiç Fenerbahçe'de uzun yıllar olmamıştı. O yüzden akşam Fenerbahçe adına ben galibiyet bekliyorum.